Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bu hafta gündem videomuzu Atatürk Havalimanı'ndan çekiyoruz. Şu an İstanbul Air Show'dayız. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman pazar sabah saatlerinde bu fuar bitmiş olacak ama özellikle sivil havacılık ve orman yangınları açısından çok çok önemli bir fuardı. Zaten görüntüleri de burada dolaşırken göreceksiniz, videolarımdan da izlemişsinizdir. Şimdi isterseniz gelin şöyle bir konularımıza bir bakalım. Bu arada Berkant, yukarıdan aşağı doğru ineceğiz. Şöyle de bir fuarı izleyicilerimize gösterebilirsin. Düşmezsem yoluma devam edeceğim. Şimdi öncelikli olarak bu haftaya gerçekten çok keyifsiz bir uçak kazasıyla başladık. Benim yıllar önce, 22 yıl önce ilk akrobasi uçuşunu yaptığım Ünal Aster'i ne yazık ki Bursa Yenişehir'de bir uçak kazasında kaybettik. Bu uçak kazasının son anları videoya çekilmişti ve oradan gerçekten çok ilginç bir kaza olduğunu da gördük. Önce bu kazayla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. İnsan tanıdığı bir insanı kaybettiği zaman, özellikle de bu havacılık açısından olduğu zaman gerçekten konuşurken böyle düğümlenebiliyor. Burada belirtmek istediğim kaza Felix Uçuş Okulu'nun Aquila olarak adlandırılan eğitim uçağında, tek motorlu eğitim uçağında gerçekleşti. Kendisi çok deneyimli bir öğretmen, 61 yaşında. Bir yandan da yanında öğretmenlik eğitimi alan bir başka öğretmen adayı var. Touch and go olarak adlandırılan tekerleklerin piste değip tekrar yükselmeyle ilgili eğitim çalışmaları yapıyorlar. Muhtemel bir öğrenci nasıl davranıyor, ne yapıyor, bunlar gösterilecek. Ama uçuş sırasında o touch and go'dan sonra çok sert bir şekilde sağa doğru çekiş var. Bu çekişin arkasından da ne yazık ki alçak irtifada yere vurmayla kaza tamamlanıyor ve olay yerinde ne yazık ki iki pilotumuz hayatını kaybediyor. Kazalarla ilgili konuşurken bazen bu arada da böyle geçerken bir sürü tanıdıklar var. Cihan, nasıl gidiyor senin çekimler? Benim çekimler de iyi gidiyor, yoğun gidiyor. Size de iyi çekimler diliyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Araya reklam atalım mı? Atalım. Arkadaşlar, Take Off Channel'da takip ederseniz sivil havacılıkla ilgili gelişme... Söyleyebilir miyim? Müsaade tabii, var mı? Tabii, sonuna kadar. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Tolga Bey'in kanalının... burayı kesersiniz, birazcık lafı uzattım. Olsun. Önemli, doğallık önemli. Cihan, ben nasıl zamanında ticari pilot aldım? Bak arkamdan geliyor, PPL özel pilot lisansını aldı. Devamı gelecek mi? Devamı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, Tolga abinin... Tamamen duygusal mı? Aynen, Tolga abinin izinden gidiyoruz ama CPL birazcık duygusaldı. Tamam, bunlar birazcık şey. Olsun. Önemli olan ona adım atıp bakabilmen. Yani bu işleri birazcık daha Türkiye'de işte yaygınlaştırmaya çalışıyoruz biz de. Eğer yaygınlaşırsa ne kadar bize çok de gelirse olur. Herkese öyle faydası olacak. Bu gibi fuarları da destekliyoruz bu yüzden arkadaşlar. Kolay gelsin, görüşmek üzere. Size de kolay gelsin. İyi yayınlar. Haberleşiriz. İşte baya böyle bir tanıdıklarımıza denk gelebiliyoruz. İşinde bu da fuarın kalabalığında yer alıyor. Tekrar üzücü kazaya doğru dönecek olursak, bir kazayla ilgili bir şey söylerken tabii ki burada önemli olan kazayla ilgili kaza raporu çıkmadan bir şeyler söyleyebilmek çok güç. Ve bu güçlük içerisinde konuşurken işte bu bir yanlış bir karar mıydı? Dönüş çok mu sertti? Kumanda sistemiyle ilgili bir problem mi oldu? Veya bazı pilotlar acaba koltuklar hareket mi etti de bu olay meydana geldi gibi birçok soruyu ortaya koyuyorlar. Bunlar tabii ki işin bilimsel boyutu çok önemli. Aklıma benim bu görüntüleri görünce bir uzman değilim ben bunlarla ilgili. Ben sadece gazeteciyim. İnsanlarla konuştuğumuz zaman ne yazık ki bu bilgiler gelebiliyor ama çok çok acı bir kaza. Ünal acımı da hocamı da şöyle anmak isterim. 2002 yılında Hazerfen Havaalanı'nda Ali İsmet Öztürk ilk PITS uçaklarını getirmişti. Kendisiyle birlikte bir akrobasi uçuşuna çıktık. Ben ilk defa birçok akrobasi hareketini onunla birlikte çektiği, o kullandığı PITS'le birlikte görmüş oldum. Çok keyifli. Böyle hayatımın dönüm noktalarından olan bir uçuştu. Onu o uçuşla aramak istiyoruz. Ve burada da bütün tabii hayatını kaybeden havacılarımızı, şehitlerimizi de anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Dediğim gibi değerlendirilmesi gereken bir kaza, konuşulması gereken bir kaza.
ama çok çok üzücü. Her kaza üzücü ama bu tabii insan tanıdığı insanları kaybettiği zaman çok üzülüyor. Ben de böyle bir kelimeleri yan yana getirmekte güçlük çekiyorum açıkçası. Şimdi tabii üzücü bu kazayla başladık. Geçen haftaya doğru filmi sararsak, geçen hafta Sivrihisar'da yapılan havacılık gösterilerindeydim. Eşim ve küçük kızımla birlikte gittik oraya. Bu yıl özellikle Spitfire uçağı biliyorsunuz, videolarımızda da belirttik. Onun gösterisini beklerken yağmur nedeniyle cumartesi günü gösteriler yarım kaldı. Havacılıkta olur öyle bir şeyler. Riskleri minimize etmek lazım, riski almamak lazım. Yine böyle güzel bir organizasyon Ali İsmet Bey tarafından yapıldı ve oradaki kulüp desteğiyle birlikte. Ama sonrasında da enteresan şeyler oldu. Bazı işte yayın organlarında bunu Türk Hava Kurumu yaptı gibi. Neyse, onlar gerçekleri örtmek kolay değil. Böyle bir bilgi kirliliği oldu. Bununla da ilgili olarak buradan böyle bir düzeltelim konuyu. Şimdi şöyle bir tabii gündem nedeniyle kaza, sivil havacılık gösteriler derken bir tekrar şöyle bir askeri havacılığa doğru dönelim. Bu arada yavaş yavaş da dışarı çıkıyoruz. Güneşe doğru gelince ben güneş gözlüğümü takacağım. Güneş bugün çok sert. Ceketimi de çıkartmak için izin isteyebilirim sizden. Gelelim askeri havacılıkta neler oluyor, neler yapılıyor. Gündem maddesi en önemli konulardan tabii ki birincisi Kızıl Elma'nın PT-3 olarak adlandırılan prototipinin ilk uçuşu oldu. Çorlu'dan bu test gerçekleştirildi. Şimdi daha önce uçan PT-1 olarak adlandırılan ilk bununla gökyüzüyle tanıştı. Sonrasında da PT-3 prototipi geldi. Peki bunun farkı nedir dediğiniz zaman buradaki en önemli konu bu uçakta art yakıcı sistem, yani afterburner sisteminin olması. Afterburner nedir? Mevcut motorun itiş gücü yaklaşık 5500 libre. Afterburner'la bunun itiş gücünü yaklaşık 10.000 libre, iki kata yakın arttırıyorsunuz. Özellikle hava manevralarında veya kısa kalkış gerektiği zaman, yüksek güç gerektiği zaman art yakıcı sistem devreye giriyor. Bu motor da Ukrayna yapısı motor. AI-332 serisinin art yakıcılı modeli. Bu da Kızıl Elma'ya entegre edilmiş oldu ve ilk uçuşta başarıyla gerçekleştirildi. Meraklılar tabii görüntüleri görünce diyecekler, arkasından art yakıcı yandığı zaman böyle bir alev uzaması oluyor. Bunda onu göremedik. Test amacıyla konulmamış olabilir ama ilerleyen birkaç uçuş sonra yer testlerinde yapıldı bu. Bu art yakıcıyı da göreceğiz ve burada bu sistem, tasarım evrilmeye başlayacak. Baykar'ın geliştirdiği Kızıl Elma havacılığın geleceği açısından çok önemli. Hatırlayacaksınız, geçen haftaki gündemde Amerikalıların bu işe bakışıyla ilgili size bir video paylaşmıştım. Yani işte F-15'ler, F-18'ler, 4-4,5. nesil, F-35'lerle birlikte jet motorlu insansız hava araçları nasıl birlikte görev yapıyor? Havada pilot nasıl bunlara kumanda veriyor? Bunları size gösteren bir animasyon paylaşmıştım. Orayı hayal ettiğiniz zaman dünyanın gidişatı bu yöre doğru. Bu açıdan Kızıl Elma hem askeri açıdan hem de donanma havacılığı açısından önemli bir geleceğe sahip olacak. Ve tabii ki bu arada da TUSAŞ'ın Anka 3'ü. Anka 3'te de testler, atış testlerini geçen hafta sizle paylaştım. Muhtemel bu hafta içerisindeki Teknofest Adana'da olacağız bizler de. Adana'daki Teknofest'te de Anka 3'ü gösteri yaparken göreceğiz. Orada da Anka 3'ün attığı adımlar da çok önemli. Bunların eş birlikte gitmesi gerekiyor. Ve bu ikiliye Milli Muharip Uçak Kaan katılacak. Ve üçü birlikte çok Türk Hava Kuvvetleri'ni, donanma havacılığımızı, özellikle Kızıl Elma, Anka 3 ve Kaan tabii ki Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapacak. İleri bir yere doğru ben götüreceğini düşünüyorum. Bunlar açısından çok çok önemli adımlardı. Bunlarla tabii böyle geleceğe güzel bakıyoruz. Yerli milli sistemler keyifli. Bir yandan da tabii işin Ar-Ge'si, yatırımları, testleri de çok ciddi paralar. Bunlar açısından da böyle bir kenara doğru koymak lazım. Bir de günümüzde giden projeler var. Geçen hafta Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bir konuşma gerçekleştirdi ve tabii dünya liderleri gelirken de çeşitli ülkelerle ikili temaslar yapıldı.
Sadece işin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değil, savunma veya Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanı mesela oradaki fuarda yer aldı. Herkes kendi konularıyla ilgili, gelişmelerle ilgili ortak adımların atılması konusunda çalışmalar gerçekleştirdi. Şimdi oradaki konulardan bir tanesi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman şansölyesiyle bir araya geldi ve masadaki Eurofighter. Şimdi Eurofighter konusunda oradan da mesela söylenenler 20 uçak artı ikinci bir 20'lik paket 40 uçak ve toplam 5 milyar euroluk bir bütçeyle bu uçaklar alternatif olarak Türkiye tarafından bakılıyor. Fakat bu işe hep anlatıyoruz. Taş koyan İngiltere, İtalya, İspanya tamam diyor. Almanya taş koyuyor. Bu konuyu Alman şansölyesiyle konuştu. Bakalım bir ilerleme var mı, olacak mı, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. İstanbul Air Show sırasında Airbus'un Türkiye Başkanı Simon Worth ile bir toplantı yaptık. Berkant şöyle biraz daha sen istersen şu tarafına doğru gel. Şöyle gel. Simon'a da Eurofighter konusunu sordum ben ne durumdayız diye. İhracat izinlerini beklediklerini ifade etti. Tabii ihracat izinleri derken bunu ülkeler veriyor. Sonuçta Airbus o uçağı satmaya hazır Türkiye'ye. Bundan da mutluluk duyuyor. Çünkü Türk Hava Kuvvetleri dünyanın önde gelen uçak işletmecisi. Yani operasyonlarında kullanıyor. Yerli sistemler, milli sistemler, yazılımı giriyor içine, silahını koyuyor. Bu açıdan Türk Hava Kuvvetleri takip edilmesi gereken önemli bir kuvvet ve istiyor bunu. Fakat tabii ihracat izinleri konusunun çözülmesi gerektiğini ifade ediyor. Onun da belirttiği önümüzdeki günlerde ilginç gelişmelerin olabileceği yönünde bir yorum yaptı. O da işin başka bir tarafı diyelim. Sadece tabii Amerika'ya gidildiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan F-16 konusunu da gündeme getirdi. Fakat F-16 ile ilgili olarak buradaki en büyük problem biliyorsunuz Şubat ayında kongre kararı çıktı. Fakat Şubat ayından sonra bir ilerleme kaydedilemedi. Yani Haziran-Temmuz gibi genel bir anlaşmanın imzalanması beklenirken işte bugün Eylül ayı bitiyor, Ekim'e giriyoruz. Bu anlaşma imzalanamadı. Uçaklar Türkiye'de mi yapılacak, ne yapacak, bu izin çıkmıyor ve Türkiye bu konudaki rahatsızlığını bildiriyor. Türkiye'nin ödediği yaklaşık F-35'ler için 1.4 milyar dolarlık bir bütçe var. O para da nasıl tahsil edilecek? Bunlar soru işaretlerini korumaya ne yazık ki devam ediyor. Bunlar da işin başka tarafları. Bir de son dönemler içerisinde bir F-35 ve S-400 ikilisiyle ilgili yeni haberler ortaya geldi. Ben Yunan gazetesi tarafından ortaya atılan bu haberi yaptığımda böyle ilginç tepkiler aldık. Şimdi biz gazeteciyiz. Gelişmeleri sizlerle belirtiyoruz ve kaynak veriyoruz size. Bu arada Orman Genel Müdürlüğü'nün de şöyle T-70 helikopterini de görelim. Arka planda TUSAŞ tarafından üretilen T-70'imiz olsun. Bu haberleri paylaştığınız zaman ya niye paylaşıyorsun? Güzel okuyucularım, takipçilerim. Ben gazeteciyim. Haberi paylaşıyorum sizle. Gelişmelere açık olup ne olduğuna bakmak lazım. Yoksa paylaşan hesapların, bunları ortaya atanların benden olduğunu gayet iyi biliyorum. O iddia da şuydu. Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin Amerika tarafından Amerika'ya verilmesi ve bu sistemin İncirlik'te bir Amerikan deposunda tutulmasıyla ilgili. Sonrasında zaten Türkiye'de gerekli tepkiyi verdi. Böyle bir şeyin olmayacağını ve bu konuyla ilgili F-35 konusunda geri adım atılmayacağını, yani biz füzeyi verelim de F-35'e geri dönelim gibi bir konunun olmayacağı belirtilmiş oldu. Bunlar da önemli konular. Şimdi tabii fuarın katılımcılarından bir tanesi de Orman Genel Müdürlüğü. O videoyu izlemişsinizdir, yaptım. Filo giderek büyüyor. Bu güzel bir şey. Kendi bünyesindeki uçak ve helikopterleri görüyoruz. Sayı artıyor. İşte King Air komuta kontrol uçağı, King Air 360ER. Bu uçağı görüyoruz. Arkamda biraz önce çekim yaptık. TUSAŞ üretimi T-70 var. Kendi filomuza kiralıklardan çok sahip olmamız gerekiyor. Şöyle arka taraftan devam edelim. Başka neler konuşabiliriz? Bunları tabii normalde bir dönem yürüyerek dışarıda çekiyorduk. Dışarıda çekebilmek çok kolay değil. Ondan sonra bugün böyle bir havacılık fuarı eşliğinde yapacağız. Tabii
Önümüzdeki hafta bizler için oldukça yoğun geçecek. Salı günü kısmetse Adana'ya doğru hareket edeceğiz. Adana'da Teknofest'te olacağız bütün hafta boyunca. Ve Teknofest'te de sizlere gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Berkant, belki orada bir gündem videosu yapar mıyız? Olabilir. Olabilir, olabilir. Bakalım gelişmelere doğru. Teknofest bayağı yoğun gündeme sahip. Orada da... İş çıkarma diyorsun. İş çıkartalım ki izleyicilerimiz yeni videoları izlesin. Şöyle şu tarafa doğru devam edelim. Uçakların oradan dolaşmaya, bir yandan da siz de fuarı görmeye çalışın. Evet, bir yandan Atatürk Havalimanı mevcut tek pisti var. Bir sürü iş jeti inip kalkıyor. İşte fuarlar oluyor burada. Uçuş eğitim fuarı, İstanbul Air Show. Gelecek yıl Teknofest olacak bu Apron'da. Bakın işte ne işlere yarıyor. Her zaman bir pistin gerekliliği var. Pisti görüyoruz burada 0523. Keşke diğer iki piste yıkılmasaydı. Burasını aktif olarak tutmak lazım. Fuar olur, organizasyon olur ama her şeyden önemlisi belki de bir Allah korusun doğal afet olursa yardım uçaklarının ineceği, insanların barındırılabileceği çok çok önemli nokta. Bugün fuar terminal, eski terminal binasında yapılıyor. Sanayi Bakanlığı'nın asıl dış hatlar, şimdi bizim olduğumuz yer bir büyüme için yapılmış ve kullanılmamış bir araziydi, binaydı. Asıl Sanayi Bakanlığı teknolojik gelişimler konusunda dış hatlar terminalini aldı. Bu da çok çok önemli. Şöyle tabii yangın söndürme uçaklarının önünden geçerken amfibik olan, suya inip kalkabilen air traktör arkamda. Burada da kara modeli, yani karaya iniş yapıyor, kalkış yapıyor. Videomdan hatırlayacaksınız. Gerçekten kokpiti çok güzel bir uçak. Özellikle amfibik olanda çok hakimsiniz dışarı doğru. Bu uçakların sayıları arttırılacak. Bakalım neler olacak, onları da görelim. Berkant, şöyle arkaya doğru gidelim. Biraz daha iş jetlerini görelim. Bir yandan da notlarımı yanıma almadığım için daha doğaçlama, biraz daha dura kalka anlatıyorum size. Kusura kalmayın. Dünyada da ilginç gelişmeler var. Özellikle sivil havacılıkta mesela Boeing grevi devam ediyor. Ayın 13'ünde başlamıştı. Size geçen programlarda bilgisini vermiştim. Mesela grev nedeniyle ne yazık ki İstanbul Air Show'a Boeing katılamadı. Uzayla ilgili biraz problemler yaşıyorlar. Bakalım ne olacak. Bir taraftan da gündemde, masada tabii ki Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanı, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde hem Boeing'in üst düzey yöneticileriyle hem de motor üreticisi General Electric'in üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Bu bir araya gelişte, ben şu tarafa doğru geçeyim Berkan, şöyle sağa gel istersen. Türk Hava Yolları'nın 225 adetlik bir uçak siparişi söz konusu. Bu 225 adetlik Boeing siparişi bekleniyor. Bir kısmı 737 MAX, bir kısmı 787 veya olacaksa da 777X'ler. Yani geçen sene Airbus'ta imzalanan 355 adetlik uçağın alımının yanı sıra Boeing'de de bir anlaşmaya oturacak Türk Hava Yolları. İşin ilginç, biraz fuardan aldığımız bilgileri de sizlerle paylaşırsak, Pegasus'un da bir 100-150 uçaklık bir uçak siparişi çalışması var. Bununla ilgili acaba İbre Boeing'e doğru mu dönüyor? Bu da gerçekten merak edilen konulardan bir tanesi. Çünkü Boeing Pegasus'a 737 MAX'in 10 serisi için çok düşük bir fiyat verdiği ifade ediliyor. Bakalım rekabet nasıl gidecek? Her şey sonuçta biz yolcular için önemli ve tabii ki bunları yaparken Boeing ve Airbus'tan ülkemize daha fazla katkı yapmaları, parça üretimi, beraber tasarım gibi konularda da beraber yürünmesi gerektiğine inanıyorum. Arkamda gördüğünüz iş jeti Global ailesinin bir üyesi. Ben olayı başka bir boyutunu anlatacağım size. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde şu an 4 tane Global 6000 serisi iş jeti var. Yakınından görünce böyle büyüklüğünü görüyorsunuz. Normalde iş adamları işte buradan biniyorlar Amerika'ya, Uzak Doğu'ya duraksız uçabilen, kabin konforları gerçekten çok iyi iş jeti. Ama bu 4 uçak Hava Soj olarak adlandırılan sinyal istihbaratında kullanılacak özel ekipmanlara sahip olacaklar. 2 büyük yüklenicisi var. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ. Bir tarafta da Aselsan ve bu uçağın içi özel konsollar, altlarında özel sistemler yer alacak. Bir yeri elektronik olarak dinlemek, takip etmek, gelişmeleri görmek açısından bu uçaklar aynı
erken uyarı uçakları gibi kuvvetlerin gözü kulağı, daha doğrusu kulağı desek daha doğru, olmaları gerekiyor. O yüzden de bu uçağın böyle bir büyüklüğünü görün. Global 6000'ler halen çalışmaları TUSAŞ üzerinde devam ediyor. Biraz da tabii mıhına da vuralım hikayenin. Son dönemde işte geçtiğimiz haftalarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İKAO denetlemeleri oldu. Bakalım sonuçlar nasıl gelecek? Bunlarla ilgili böyle bir soru işaretlerini koyalım. Uzun zamandır böylesine büyük denetlemeler yapılmıyordu. Umarım bu denetlemeyi başarıyla aşmışlardır. Ama bazen devlet kurumlarının biraz daha sektöre hakim olması gerekiyor. Çok ilginç kararlar alıyor. Burada da belirtmek istiyorum. Ultralight sınıfı hafif uçaklar var. Örnekleri de var burada fuarda. Yeni bir karar almış Sivil Havacılık. Diyor ki 100 saatte bir yetkili, 145 yetkisine sahip bir bakım kuruluşu tarafından bakılacak. Fakat ultralightlar için bu yetkiye sahip Türkiye'de şirket yok. Ve gelen bilgiler şöyle. Yunanistan'dan bir şirket geliyor. Bu uçakları denetliyor ve tabii ki bastığı mühür karşılığında da para alıyor. Niye bu Türkiye'de yok veya niye bu kural getirildi? Soru işareti. Yabancı pilotlar için getirilen kısıtlamalar var. Tamam, işsizlik olduğu zaman tabii ki önce Türk pilotu uçacak. %100 buna katılıyorum. Ama ihtiyaç olduğu zaman yabancı pilotlara çok ağır kısıtlamalar getirildi. Sektör nasıl dönecek bunlarla ilgili? Bunlar gerçekten soru işareti. O yüzden devlet kurumlarının bir karar alırken sektörün önünü açmaları gerekiyor. Ama bazen alınamıyor bu kararlar. Veya yöneticiler, bürokratlar bazen üzerlerine bir sorumluluk almamak istiyorlar. Ha, bu böyle yürüsün. Yürüsün gittiği zaman, dediğiniz zaman sektörün önüne taş koyuyorsunuz. Türkiye'nin havacılıktan yiyecek ekmeği çok var. Askeri anlamda da, sivil anlamda da. Bunların önü açılmalı ki bir şekilde daha fazla gelir, daha fazla ülkemize istihdam ve en önemlisi de şu ekonomik krizde para gelsin. Bunlar çok çok önemli konular. Yavaş yavaş da hava çok sıcak. Güneş gözü de zor. Bir de ceketimi de çıkarmadım. Gerçekten böyle yazdan kalan bir gündeyiz Atatürk Havalimanı'nda. Tekrar geldik buralara. Türk havacılığının doğduğu yer buralar. Tekrar fuarla birlikte gördük buraları. Haftaya Teknofest'teyiz. Teknofest'te farklı farklı organizasyonlarımız olacak. Havelsan'la birlikte çekimlerimiz var ve Adana'da olacak olan izleyicilerimizi Teknofest'e doğru davet edelim. Belki bir organizasyon yaparız, bir şeyler kazanırsınız, sorular sorarız. Daha bunların kararlarını vermedik ama Adana'da olan veya olacak izleyicilerimizi Teknofest'e davet ediyoruz buradan. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Bu haftalık benden gündem videosu bu kadar. Şöyle bir havacılığı apronda ulaşarak sizlere aktarmaya çalıştım. Sorularınızı lütfen yazın. Abone olmadıysanız abone olun tabii ki. Ben bütün yorumları dikkatle okuyorum. Verebildiğim kadar cevap vermek istiyorum. Elimden geleni yapıyorum ama arada kaçırdıklarımız oluyor. O yüzden özür dilerim. Ne diyelim, bir hafta sonra Teknofest'te görüşmek üzere.